Bugün sınavından üçüncü maruzamız bu atom sürüşü bilgileri. Bu maruzada bir sınavından atom sürüşü doğrusundaki dastlabki tasavvurlarga, Rutherford nazariyasiga, Bohr nazariyasiga, atom sürüşünün kvant mexanik nazariyasiga, kvant sonlar, Pauli prinsipi, Hund qoidasi, Plechkovski qoidalari va atomlarning davriy xossalarini to'xtaymiz. Asosiy ma'lumotlar bu kafedrada yaratilgan anorganik kimya kitobidan olingan va Silberg Martins General Chemistry ham Schreiber inorganik chemistrydan olingan. Atom sürüşdagi tasavvurlarda birinchi Jon Thomsonning elektronni kashf qilishi muhim ahamiyatga ega. Umuman yerni paydo bo'lishi bu büyük portlash davridan boshlanadi. Büyük portlash davrida juda ko'p elementlar shu hosil bo'lgan. Sekin-sekin yerning yuza qatlamida hozirgi yer posti, uning ichida hozirgacha shu yadroviy reaksiyalar ketadi. Elektron bu vodorod atomidan massasi 1800 kruch marta kichik bo'lgan, zaryadi -1 bo'lgan. Og'irligi 9.10000 100000 1095 -23 kg bo'lgan juda kichik zarracha. Umuman elementar zarrachalar juda ko'p. Bu zarrachalarning ichida asosan elektron, proton, neytron va juda ham ko'p boshqa zarrachalar ishlatiladi. Bu yerda shu elementar zarrachalar ko'rsatilyapti. Elektron, proton, neytron, foton, neytrino, pozitron, nukleonlar, beta zarrachalar va gamma zarrachalar. Bu ularni massa soni, zaryadi va spin soni ko'rsatadi. Ana shu buyuk portlash paytida yerda avvalo yengil yadrolar hosil bo'lgan. Bu yadrolarni azot, uglerod, vodorod izotoplari keyin og'ir yadrolar sintez amalga oshgan. Bu yerda og'ir yadrolar sintezi ko'rsatilyapti. Texnitsiy bu birinchi sintez qilingan sun'iy radioaktiv element. Endi atomning yadroviy tuzilishiga to'xtaymiz. 1903 yilda shu Jon Thomson o'zining birinchi atom sulish nazariyasini yaratdi. Bu atom sulishining ion elektron nazariyasi deb ataladi. Atom Thomsonga ko'ra musbat zaryadlangan shar uni ichida elektronlar tebranib turadi. Atomni zaryadlangan qismi atomni butun barcha fazosini egallaydi. 1911 yılda İngiliz fizik Ernest Rutherford atom sürüşünün dinamik yoki yadroviy nazariyasini yarattı. Bunda u butun dünyaga mashhur bo'lgan alfa zarrachalarning tarqalishi mashhur qoidasini ko'rsatib berdi. Umuman alfa zarrachalar bu alfa zarrachalar nur manbasidan juda yuqori metal plastinka yuborilganda ekranda asosan orqa qismda lekin nimagadir alfa zarrachalarni burilishi mumkinligi, tarqalishi mumkinligi ham topilgan. Shunga ko'ra Ernest Rutherford quyidagi xulosaga keldi. Asosan alfa zarrachalar atomlar yadrolar bo'shliqdan o'tib ketadi. Lekin alfa zarrachalar musbat zaryadga ega bo'lgani uchun yadro yaqinidan o'tayotganda u og'irdi. Shu tufayli ham ekranni nafaqat orqa qismida yon qismida ham chaqnash amalga oshishi kuzatiladi. Bu chaqnash shuni ko'rsatadiki, atomning markazida musbat zaryadlangan qismi bor. Musbat zaryadlangan qismdan to ma'lum chegaragacha demak elektronlar joylashgan bo'lishi mumkin. Shuning asosida Ernest Rutherford o'zining atom sulishining yadroviy nazariyasini yaratdi. Bu nazariya atom sulishining planetar modeli ham deyiladi. Markazda yadro turadi, uning atrofida elektronlar aylanadi deb tasavvur qilinadi. 1913 yilda Rutherford o'quvchisi Mozli atomning rentgen spektrlarini o'rganib, quyidagi formulani topdi. Nu barobar az minus bir. Nu bu rentgen nurlari to'lqin chastotasi, chastotasi a va b doimiy sonlar, z elementning tartib nomeri.
bu yerde Redden Nurlar'ın tolkun uzun ne gine anıklaşı mümkün, bu bir taksim lablagı değil. Mozre'nin tekşerişi boyunca, şu elementlerin tartıbına beri, davri cadvaldaki elementler tartıb rakamı gemoz geldi. Şundan kolası kılındaki elementinin tartıb rakamı, onun şu element yadrosunu zaryadını kursatardı. 1932 yılda Rus olumu Ivanenko ve Amerikalı olum Geisenberg nitron uçlar ve nitron asosla atom sürüşünün proton-nitron nazariyasını yarattılar. Ulanın fikriye göre yadroda protonlar ve nitronlar yerleşken. Nitronların tutuşu atom masadan element artırma olmalarını aptaşaş gerek. Nitronlu 1932 yılda John Chadwick uçtu. O nitron N 0 bölümüne verilmelerdi. Atom masası tahminen bir zaryadın ülge değil. Proton bu sapı bir bölümüne verilmelerdi. Yadro zaryadı bir atom masası hem bir. Yadroda nitronlik proton kılıçı, protonlik nitron kılıçı ama boşak. Nitron proton kılıçken de elektron, a proton nitron kılıçken de pozitron acıda. Hozirgi paytda elementni tartib raqami uni elektronni soni, protonni soni va neytronlar sonini topishga imkon beradi. Odatda atom massasi bu ayni elementdagi, ayni atomdagi protonlar va neytronlar yig'indisiga bog'liq bo'ladi. Izotoplar deb atomdagi yadro zaryadi bir xil, lekin atom massasi turlicha bo'lgan. Atomlarga aytamiz. Xlor izotoplari 35%, magniy izotoplari. Izobarlar, nukleonlar soni bir xil bo'lgan zarracha, ularda endi elektronlar va protonlar turlicha. Atomdagi neytronlar soni bir xil bo'lgan zarrachalar biz izotonlar deymiz. Ksenon, seziy va barin izotonlar deb atashga mumkin, ularda 82-dan neytron bor. Yadro reaksiyalari. 1919 yildan yili solini Ernest Rutherford 1 Mart'ta yadro reaksiyasini amalga oshirdi. Bu juda qisqa vaqtda, 10^-7 sekund ichida amalga oshadi. Bunda holatda yadrolar yoki kichik zarrachalar yo bo'lmasa-ga xilma-xil neytronlar, protonlar juda katta tezlikda biror yadroga ta'sir etishi kerak. Mana azotga alfa zarrachalar ta'sir etib, protein va kislorod izotopi. Bu odatda reaksiyalar orqali ham yoziladi. Bu yerda atom massalar va yadro zaryadlari mos keladi yoki bundoq ham yozish mumkin. Bunda holatda dastlab olingan element mahsulot va qaysi zarrachalar ta'sir etganini ko'rsatib qo'yiladi. 1939 yilda issiq neytronlar ta'sirida uranni bo'linish reaksiyasi ochildi. Ana bu yerda uranning issiq neytron ta'sirida kripton va bariy xos bo'lishi kimchalik ikkita neytron xosi bo'lishi reaksiyaning zanjir mexanizmi bilan ketish ko'rsatilyapti. Eng asosiysi mana shu yadro reaksiyasida juda katta energiya ajralib chiqadi. Bu energiya 2 million kilogram yuqori sifatli ko'mirni parchalanishda hosil bo'ladigan energiyaga teng. Yoki 19^-10^9 kilojoul mol energiya chiqadi. 1 mol uranga nisbatan hisoblanganda. Bu juda katta miqdor. Shuning uchun ham atom elektrostansiyalarida aynan shu reaksiyalar hozirgi paytda qo'llaniladi. Umuman, bundoq yadro reaksiyalari tabiatda o'zidan doimiy amalga oshadi. Odatda quyoshda ketadigan reaksiya bu proteinning geliga aylanishi va ikkita beta zarrachaning hosil bo'lishi. Quyoshda ketadigan yadro reaksiyasi tufayli quyosh temperaturasi 10^-7 Kelvin, 10 million Kelvingacha yetadi. Umuman, mana bu reaksiyada chiqadigan energiya endi juda ham katta hisoblanadi. U 640 million kilojoul mol. 1 gram vodorodga nisbatan. Bu deyarli boyagi reaksiyada chiqadigan energiyadan 15 million marta ko'p hisoblanadi. Hozirgi paytda juda ham ko'p yadrolar reaksiyasi amalga oshiriladi. Ulardan birinchisi molibdenga neytronlar ta'sir etib, texnitsiyni olingan. Texnitsiy sun'iy usulda 1 marta olingan radioaktiv element hisoblanadi. Hozirgi paytda juda ko'p elementlar 85-chi, 87-chi, 61-chi element va oxirgi og'ir elementlar ham shu yadro reaksiyalari tufayli olingan.
farmatsiyada radyo preparatla, izotopla, juda ko'p ishlatiladi. Radyo preparatlar bu reaksiyalarning mexanizmini aniqlashda. Izotoplar bu saraton kasalliklarida, nurlanish jarayonlarida juda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari farmatsevtik tahlilda ham radyo preparatlar ham izotoplar juda ko'p ishlatiladi. Endi atom surishini yadroviy modellar Thomson nazariyasidan ko'ra haqiqat qanchagina yaqin holat. Lekin Rutherford nazariyasining ikkita kamchiligi bor. Birinchisi bu atomning barqarorligi. Yadro atrofida aylanayotgan elektron asta-sekin o'zini energiyasini yo'qotib borib, yadroga qulash kerak. Lekin sizda unaqa emas. Endi ikkinchi kamchiligi bu atomlarning spektrlari to'g'risidagi xulosalar. Yadro atrofida aylanayotgan elektron doimiy bir tekisda elektromagnit kvantda yoki nur chiqarish kerak va atomlar tomonidan chiqarilayotgan nur spektrlari tutash uzunlikdan chiziq bo'lishi kerak. Lekin ana Kalin spektrini tekshirish uni 3ta chiziqdan, 2ta qizil va 1ta siyoh chiziqdan iboratligini ko'rsatadi. Bu diskret chiziqlar mana buni Rutherford nazariyasi tushuntirib beradi. Nurning kvant nazariyasi. Yoki atom surishini tushunishda mana bu nurning kvant nazariyasi juda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Mana shular asosida Bohr nazariyasi yaratilgan. Birinchi 1920 yilda Max Planck qizdirilgan moddalarning nur chiqarish xossasi moddalar tomonidan nur chiqarishiga yetilishi uzoq, ya'ni diskret holatda bo'ladi deb aytdi. Shunda nurni energiyasi nur chastotasi bilan bog'liq E barobar h nur, mana bu qiymat ma'lum bir porsiya nurning energiyasini ko'rsatadi. Mana bu Planck formulasi deb ataladi. Bu yerda nur nurning to'lqin chastotasi h Planck doimiysi 6.626 10 darajasi minus 30 ga teng qiymat. E mana shu nur energiyasi. 1905 yilda nemis olimi Albert Einstein fotoelektrik effektni o'rganishda mana shu elektromagnit to'lqinlari ma'lum bir nur kvantlari holatida nurlanish va fotonlar holatida amalga oshishini aniqladi. Umuman yorug'lik to'lqinlari bu zarrachalar oqimi degan xulosaga keldi. Chunki yorug'lik nuri bu fotografik plyonkada iz qoldiradi. U interferensiyalanish va difraksiyalanish xossalariga ega. Shu tufayli ham fotonda yorug'lik fotonlarida ham korpuskulyar ham to'lqin xossalari mavjuddir. Endi daniyalik olim Niels Bohr atom surishini yadro modelidan foydalandi, nurlanishni kvant nazariyasini e'tiborga oldi va nurlanishni uzluksizlik tabiatini e'tiborga olib, quyidagi 3ta postulatlarni yaratdi. Bohr postulatlariga ko'ra, elektronlar yadro atrofida har qanda orbita bilan emas, balki ma'lum aylanma orbitalar bilan aylanadi. Bu orbitallar ruxsat etilgan orbitalar yoki statsionar orbitalar deyiladi. Ruxsat etilgan yoki statsionar orbital bo'yicha aylanayotgan elektronlar ikkinchidan elektronlar nur tarqatmaydi va yutmaydi. Uchinchi qoidaga ko'ra, elektronlar bir ruxsat etilgan orbitalda ikkinchisiga o'tishda nur tarqatadi. Bu elektromagnit kvanti energiyasi atomning oxirgi holatidan boshlang'ich holatga o'tishdagi energiyalarni farqidan aniqlanadi. Shuning uchun ham h nu ma'lum bir energiya bu E2-E1ga teng. Endi shundan xulosa chiqariladiki, yadrodan atrofdagi elektron yadrodan uzoqroq holatga o'tganda nur yutadi. Yadroga yaqinroq holatga o'tganda ma'lum elektromagnit to'lqinini chiqarishi mumkin. Endi Bohr nazariyasi ham juda ham to'liq emas, uni ham o'ziga xos kamchiliklari bor, chunki Bohr nazariyasini faqat eng oddiy masalan vodorod atomi uchun qo'llash mumkin. Anchagina murakkab atomlarda qo'llanilganda ancha qiyinchiliklar tug'dirdi. Keyinchalik nemis olimlari Sonderfeld u aylanish bu ellipsoid holatida bo'lishi mumkin degan xulosa ham chiqardi, lekin baribir Bohr nazariyasini mana shu ko'p elektronli atomlarga qo'llash deyarli mumkin bo'lmadi.
hazırlık payıda en yetuk nazarı bu kvant mekanikasının kvant atom tüzülüşünün kvant mekanik asosları sabına. Çünkü biz az günü kvant mekanikasının nazarı asosları yetuk deyiz. Makro cisimler kimyası var, fizikası. Makro cisimler var, mikro cisimler var. Mikro cisimler tabiatı makro cisimlerden keskin farklı. Yerdeki kvantiyatlar, mikro cisimler kvantiyatları bütünlüğü boş kaçırır. Bunların içinde birinci biz bana 1924 yılında Fransız fiziki De Broglie tomonidan yaratılgan elektron için ham korpuskular ham to'lqin fasalarını birleştirilgan tenglamaning e'tibor berishimiz mumkin. Lambda bu elektronni to'lqin sifatidagi uzunligi elektron oqimini h bu Planck doimisi m bu elektronning massasi va harakat tezligini ko'paytmasi. Mana bu De Broglie tenglamasi yaratganligi uchun De Broglie Fransız olimiga Nobel mükafatı verilen. Kvant mekanikası da yani şu mikro cisimlerinin iki hasası. Bu koordinatları bu hareket tezliğe cüda mühim ahametke yedir. Yani Nemiz fiziki Werner Heisenberg, 1927 yılında nanıklık prinsipini yarattı. Onunla göre mikro cisimlerinin tezliğe ve fazovi halatları ki koordinatlarni bir paytda aniqlash, aniq o'lchash mumkin emas degan prinsip yotadi. Delta qobu mikro jism sochil elektronning fazovi koordinatlari, delta va ularning harakat tezligi va mikro jismlarning koordinatlarini aniqlashdagi yo'l qo'yiladigan xatolik va tezligini aniqlashda yo'l qo'yiladigan xatolik h taqsim m dan kichik bo'lishi mumkin emas deyiladi. H taqsim m dan kichik bo'lishi mumkin emas. Bu noaniqlik prinsipi mikro jismlar uchun butunlay boshqacha qonuniyatlar qo'llanishini ko'rsatadi. Kvant mexanikasida elektron bo'lim tushunchasi ham juda muhim ahamiyatga ega. Bunga ko'ra, kvant elektronning nishon yadro atrofida bo'lishi mumkin bo'lgan holati elektron bo'lim deb ataladi. Elektron bo'lim bu elektronning yadro atrofida zichligini ko'rsatadi. Elektronni yadro atrofida bo'lish ehtimolligini baholashda uni koordinatlari muhim ahamiyatga ega. Qayerda bo'ldi elektron? Uni to'lqin funksiyasi tushuntiradi. To'lqin funksiyasi bu elektronning o'sha yadro atrofida bo'ladigan koordinata nuqtalari x, y, z ga bog'liq. Ko'proq kimyoda, organik kimyoda to'lqin funksiyasining kvadrati hisoblanadi. Shu atomlar aro fazoda elektronning bo'lish ehtimolligini anchagina aniq ko'rsatadi. Yadroda 90% elektronni bo'lish ehtimoli bo'lgan joy bu orbital elektron bo'lib, ba'zan uni kvant yachayka deb ham ataymiz. Umuman elektronning yadroda 90% bo'lish ehtimoli bo'lgan joy orbital deb ataladi. Kvant mexanikasida juda muhim ahamiyatga ega 1926 yılda Erwin Schrödinger tomonidan topilgan to'lqin funksiyasini topish mumkin bo'lgan va umumiy energiyaga bog'langan formula bu Schrödinger tenglamasi deb ataladi. Schrödinger tenglamasiga ko'ra to'lqin funksiyasini ikkilamchi hosilasi 8 pi kvadrat m taqsim h kvadrat y minus u xi barobar mi? Bu yerda xi kvadrat to'lqin funksiyasining ikkinchi tartibli hosilasi. X, Y, Z bu elektronning fazoviy koordinatlari. Chunki har bir to'lqin funksiyasi koordinatlarga bog'langan. Demak, bu yerda U potensial energiya, elektronning umumiy energiyasi. X to'lqin funksiyasi. M elektronning massasi, H bu Planck doimisi, P doimiy son. To'lqin funksiyasining kvadrati bu har bir to'lqin funksiyasining X, Y, Z koordinatlari bo'yicha olingan ikkinchi tartibli hosilasi. Erwin Schrödinger tenglamasi elektronning yadro atrofida bo'lish mumkin bo'lgan holatni baholashga imkon beradi. Yaqinlashib baholashga imkon beradi. Shunday qilib, De Broglie tenglamasi, noaniqsizlik prinsipi, Schrödinger tenglamasi to'lqin funksiyalarini e'tiborga olgan holda yadrolar atrofidagi fazoda elektronlarni bo'lish ehtimolligini umuman baholash mumkin.
Buna bir de kısık kvadrat dolgunun funksiyası. Yadrodan balon masrafı küçük olan cöyde elektron bölüt zişlikleri kursatılıyor. Elektron bölüt zişlikleri en katta olan cöyde elektron bölüş ihtimali yukarı. 1S, 2S, 3S'den 3 Mart'a şuna kadar ihtimali yukarı. Ana bu yerde P kvadrat için ham dolgun funksiyasını radyosu bağlılık grafiği kursatılıyor. Dolgun funksiyasının kvadratının radyosu bağlılığı bağlılık halatı P elektronlar için bunların fazoda yerleşişi D elektronların fazoda halatı ve şimdi elektronların atom sürüşünün kvant mekanik modelini sokulganda muhim halatlardan bir tas kvant sonlar sonlar. Muman törkül kvant son var. Bu boş kvant son, magnet kvant son, orbital kvant son ve spin kvant son. Boş kvant son birden çeksiz geçe, real halatı birden yetti geçe bugün kıymatlarını kabukladı. Her bir boş kvant son kıymatı K, L, M, N, P ve koza harflarına belgelenedir. N'nin kıymatını katta buluşu, ama şu kvant içikalarını ölçeme hoşu boyutkenden dalalı bir adı. Boş kvant son elektronun umumi enerji zapasını kursatadır. İkinci kvant son bu orbital kvant son, bu L harfına belgelenedir. L bu orbital kvant son N'dan bitti kıymat kam kabul kaladır. Şunun için N1, L0 getirin. L2, N9 o, L-1 getirin. Her bir L'nin kıymatı malum kıymatla gelge, malum belge gelge. O da L barobar nurlu S olarak diledi. Aynı payda orbital kvansonun kıymeti hem elektronun umumi enerji zapası ve elektronun şeklini kurstadı. L0 için S elektronlar, S orbital, S elektron bölü bu şar halatı. L barobar bölü için P orbitalla bu hacmi 8 yok ki gantel şekildi. L barobar 2 için D bu hacmi parlak şekildi. Ve FGH yani M markap şekildi. Şimdi magnet kvant sonu. Elektron bölütünün fazodaki vaziyatlar sonunu kurstadı. Uham orbital kvant sonu gibi olduk. M bu kıymatı L barobar 0 için bitti kıymet kıyge, uyan bulsa 0. L barobar 1 halatta 3 de kıymet kıyge, o minus 1, 0, plus 1 var. X, Y, Z okuda, ama şu acmi 8, yok ki ben tersuma elektron bulutlarını cöyden için kursa. Bana bu yerde sferik halatdaki polar koordinatlar kursa kliyatı, bu tekislik burçagi ve azimuttaki radyusu, şu tekstlikte koşunçik ingiliklerde cöylenmiş kursatılgın. Ama bir yerde 1S, 2S, 3S kolay tolku funksiyonlar biz bunu bayağı kurduk. Bu misallarını bittiğinizin. Ama şimdi ben bir de ama şu kolayda S orbitalarının fazoluyu kolaydı. P orbitalarının X, Y, Z okudayı fazoluyu kolaydı. Ve D orbitalarının durlu kolaylardaki, koordinatlardaki mavcud halatları kursatılıyordu. Bu yerde D yanı kaytarıldı ve F orbitalı. F magnet halatı yukarı 5 de halat mavcud, D 5 de halat mavcudu. F T S şu 2 L plus 1 7 de mavcudluk halatları var. Bunların her biri türlü okularda türlü çeke oynayınca bunu kinçeliyip şu atom sunuşunu yazıyken de burada alırız. Şimdi okulup 4 de kvansonga tohtadık. Bunların içinde şimdi spin kvant sonu kaldı. Spin kvant sonu bu elektronun uzak atrafta eğlenmiş yönelişinin karakteriydi. Spin kvant sonu için iki de kıymat kabul kılınken. Plus 1 taksim 2, minus 1 taksim 2. Ve kvant içi kadar da elektronların yönelişini bol. Var da bu kan kvant kılınken bütün sonlar kıymatlarına ibaret. Şimdi atomların elektron sürüşüne tohtayımız. Birinci vadavut, 1S var. 1S1 yazıldı. 1 bu boş kvant son, S yazı bu elektronunu bu şansım o şekilde aylanışını, 1 sonu kvant içikada bir elektron olduğunu kurslar. Birinci davrada ikinci element geli, 1S2, boş kvant son 1, bu yerde
dairesi muhalette yok ki, şahsı muhalette iki de yok ki, aynı. Borlu karısı geldi, bor belli değil, bunda muhalette, evvel burası iki kez kelpi muhalette olaydı. Şimdi onu geliydi, biz Pauli prinsipini itibar dalışımız geldi, 1925 yılda yaratılgen, bu prinsip, bunun göre atımda, torttalıktan sonra bir hıl bugün, iki de elektron borışı mümkün olmaz. Şunun için, bir eski halatta iki de elektron, turlu çaz, en bulan çöreşken. Hund faydasını itibar bağlamız, ama hund faydasında, mesela şu uglerotla itibar bağlamışımız mümkün. Uçta bar metal, iki de elektron. Bu elektronla çöylenişi, şu spin kvansonunun kıymatının yığındısı maksimal boruş tartıbıda mağboşurlar. Ama bu orbitaldaki elektronlar son Nikostar diyen formülü. N bu boşluğun son. Şunun için birinci davırda N var, 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 işte elektron. İkinci davırda 2, 2, 2, 4, 8 elektron. Bu, ama bu 2 N plus 1 asosla sonunladı. N var, var, 3, 9, 18 elektron. Ha bir kavatçadaki bu zaman 2 L, 2 N plus 1 asosla sonunladı. Şunun için bitta pog'onachada, S pog'onachada kubi bilan 2 elektron, P'da 6 elektron, D'da 10 ta va F pog'onachada kubi bilan 14 elektron joylashadi. Mana bu yerda endi natriy ko'rsatilyapti. Natriyda 1s2s2 pol 3s to'ldi. Na magniyda 3s2, keyin alyuminiydan argonga chiqib bir qavat boshlandi. P1dan P6gacha. Argondan keyin kaliy kelish kerak. Kaliyda endi 3 D bor, tor S bor, tor P bor. Qaysiga to'ldiriladi? Bunda holatda Klichkovskiy qoidasi e'tibor qilinadi. Klichkovskiy birinchi qoidasiga ko'ra N plus L yig'indi yadro razryadi ortib borish bilan elektronlarni to'ldirish N plus L ortib borish tartibida amalga oshiriladi. Yig'indi ortib borish tartibida. Shuning uchun ham kaliyda 3D qolib 4S to'ldiriladi. Endi mana skandiyni ko'rsak, 3D'da N plus L5, Turp'da N plus L5, bunda holatda N plus L bosh orbital kvansonlar yig'indisi bir xil bo'lib qolganda, biz bosh kvansonning qiymati ortib borish tartibida to'ldirishga amalga oshiramiz. 3D, shuning uchun ham shunday bo'lyapti. 31-chi element bu galliy P, kripton P6, strontsiyda S element, shuning uchun S2, İttiriyden boşlar, yani bu ittiri, bu D element, D, tor, D toluyordu, tor, D, kendi. İndi, to ksinon kaçı yanım, indiden ksinon kaçı yanım ve limitle toldu. Şimdi okulup, biz şimdi lantanga toktiğimiz hazırlık, lantan bu F element, şunun için bir martta Klichkovskiy qoidasidan chetlanishi bor boshladi. Tır, bana bu yerde lantanlı uzda 4F örneğe 5D toladı. Kengi elementten boşlar, 4F boşlar. To, barca F elementler, 14 element. Şimdi bana lütetsiyde 4F entertalı buldu. Şunun için 14 F element, davri cedvalını bitti. Bruhda, çöyleşken, ula umumi okşaş kasıla giyge. Devam etti, yana biz bundan kengi sıkı toktiğimiz sana. Aktini, aktini de ham bir martı çetlenmiş amal başladı. 6 det oladı. 93 elementten başlar torradan geçe, F 1'de başlar, F öntör geçe, torik geledi. Bu yerden yana aktini oydu da haması bitti, gruptu gelişken. Ve devri cedvalda etibar gelişkene yani 10 element var, bunlardan elektronlar kuş amal başladı. Yani bu elektronlar bir yerde keltirilgen. Bitti element balladı, taş kalattı, elektronları yok. Yani bu yerde biz hem de atomların davri hosları toktiğimiz, bunu sıla pakta kursadan yakışı bulasına. Atom sürüşünü bilir, şu maddalarını, kop hosalarını aldığından aitiş imkan etti. Valentliğini bilirşke imkan yaratadı. Çünkü yenge maruzamız bu, kimliği kullanışı bakışı veren.